Değerli basını mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sınav sonuçları açıklandı. Gençlerimizin hayalleri, umutları yeniden hangi noktaya evrilecek? Bunlar bilinmez bir hale yolculuk yapıyor. 2022 YKS sonuçları, öncelikle bu uzun ve zorlu maratonu tamamlayan tüm gençlerimizi ve ailelerini kutluyorum. YKS'de dereceye giren öğrencilerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Dün dereceye giren birinci olan öğrencilerimizi tek tek aradım ve kendilerini kutladım. Umutsuzluğa yeri olmadığını kendileriyle paylaştım. Tüm gençlerimizin yolu açık olsun diyorum. Açıklanan sınav sonuçları bize bir kez daha göstermiştir ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve onun sınava dayalı eğitim sistemi eşitsizlik, karamsarlık ve umutsuzluktan başka hiçbir şey üretmemiştir. Nitekim temel yeterlik testinin başvuran 3.234.318 adaydan 3.008.287'si sınava katılmış, 226.031 aday sınava hiç girmemiştir. Alan yeterlik testine başvuran 2.056.466 adaydan 1.852.678'i sınava girerken 203.788 aday sınava hiç girmemiştir. Yani toplamda 429.000 aday sınava girmemiş. Gençlerimiz daha sınava girmeden gelecekten umutlarını kesmekte, sistem dışına çıkmaktadırlar. Sınav sonuçları ile pandemi nedeniyle daha da ağırlaşan eğitim sisteminin içinde bulunduğu kaosu ortaya koymaktadır. Adayların sadece sınava girme konusunda eşit oldukları, devlet okullarının bile kendi arasında nitelikli okul, niteliksiz okul ayrımının yapıldığı ve kendi bulunduğu bölgeye, okula ve olanaksızlıklara rağmen sanki eşit koşullarda hazırlanmış gibi eşit koşullarda sınava giren öğrenci tablosuyla karşı karşıyayız. Sınavda sorulara verilen doğru yanıt sayısı, ortalamaları da yine hayal kırıklığından öteye geçmemiştir. Şimdi size 2022 YKS testlerin ortalama sınav standart sapmaları bu tabloda gözüküyor. Bakalım, Türkçe'de 40 soru testinden ortalama 17.7'sine, sosyal bilimlerde 20 sorudan 7.9'u, temel matematikten 40 soruda 6.9'u, fen bilimlerinde 20 soru testinden 3.2'sine, alanda yeterlik matematik 40 soru testinden ortalama 7.2'sine, alanda yeterlik testi fen bilimleri testinin ortalamaları ise fizikte 14 sorunun alt testinden 2 doğru yanıt, kimyada 13 soruda alt testinde 1.5 doğru yanıt, biyolojide 13 soruda alt testinde 2 doğru yanıt. Alanda yeterlik testi, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler bir testinin ortalamaları ise Türk dili ve edebiyatı 24 sorudan alt testine 6.6'sına, tarih 1'de 10 soruda alt testine 2.6'sına, coğrafya 1'de 6 soru alt testinden 2.9'una doğru yanıtlar verilmiş. Alanda yeterlik sosyal bilimler 2 testinin ortalamaları ise tarih 2'de 11 soruda alt testine 1.9, coğrafya 2'de 11 soruda alt testine 3.6, felsefe grubunda 12 soruda alt testine 2.1 doğru yanıtlar verilmiş. Din kültürü ve ahlak bilgisi ek felsefe grubu 6 soruda alt testine 1.4 yanıtlar üretilmiş. Devlet Bahçeli'nin taban puan kaldırılsın açıklaması
Adalet ve Kalkınma Partisi ve YÖK tarafından bir talimat olarak algılandı ve üniversiteye giriş sınavlarında taban puan kaldırıldı. Taban puan kaldırılarak öğrencilere verilen çek karşılıksız çıktı. Sonuç umut tacirliğidir. Bir çek verildi, umut aşılandı, bir umut tacirliği yapıldı. Taban puanın kaldırılması öğrencilerin lehine herhangi bir düzenlemeyi getirmediğini yaşayarak hep beraber gördük. Bu sonuçlar eğitimin içinde bulunduğu işler acısı durumu ortaya koymaktadır. Hiçbir test grubunda başarı ortalaması %50'ye bile ulaşamamıştır. Bırakın %70'lere, %80'lere ulaşmasını, %50'ye bile ulaşamadığını görmekteyiz. Bu sistem matematiği çözemeyen, kendi dilini bilmeyen, tarihine yabancı, coğrafyasına uzak bireyler yetiştirmektedir. Sınava dayalı ezberci eğitim sistemi sınavda tek doğrusu olanların da puan hesaplamalarının yapılması ve barajın kaldırılmasıyla başarısızlığı örtme yoluna gidilmiştir. Ama başarı güneş balçıkla sıvanmadığı gibi bu başarısızlığın üzeri de örtülememiştir. Temel eğitim ve zorunlu eğitim süresince eğitimin niteliği artırılmadan, eğitimdeki eşitsizlikler ortadan kaldırılmadan, her öğrencinin parasız, nitelikli, bilimsel, layık ve kamusal eğitim hakkı garanti altına alınmadan, eğitim ile istihdam arasında sağlıklı ilişkiler kurulmadan, her ile üniversite açarak, barajı kaldırarak ve herkesi sözde üniversiteli yaparak eğitimde sorunları çözmek mümkün değildir. Eğitimde yaşanan kaosu, adaletsizliği, halktan ve halkın çocuklarının eğitim hakkından yana laik, eşitlikçi, bilimsel ve kamusal politikalarla çözebiliriz. Eğer biz eşitlikçi, laik, bilimsel, kamusal politikaları hayata geçiremezsek bu sorunların üstesinden gelemeyiz. Peki bunlar yaşandı. Şimdi çocuklarımız tercih yapacak. Tercih yapacak öğrencilerimize, ailelerine ve öğretmenlerine önerim şudur. Üniversite yerleştirme puanına göre değil, sıralamaya göre yapılacağı için aldığınız puan, diyelim ki 350 puan aldınız. Geçen yıl aldığınız 350 puan sizi 221. sırada gösteriyordu, örnek olarak söylüyorum. Bu sene aldığınız 350 puan sizi belki de 70.000. sırada gösterecek. Dolayısıyla tercihleri yaparken mutlaka bir uzmanla oturup görüşülmesi gerekiyor ama eğer bir uzmana ulaşamıyorsanız mutlaka sıralamanıza göre tercih yapın. Puanınıza göre tercih yaparsanız bu sene sınava girenlerin sayısı arttığı için puanla sıralama arasındaki açı farkı büyüdü. Yani aldığınız puanla sıralamanız arasında ciddi bir değişiklik olacak. Sınava girenlerin artması, geçen seneki tercih algoritmasını tamamen değiştirdiği için tercihlerde mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerekiyor. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi siyasal iktidarına ve ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'ne de bir öneri, bir çağrı yapmak istiyorum. Yurt sorunu yine öğrencilerimizin sorunu olmaya devam edecek. Dolayısıyla şimdi puanlar açıklandı. Öğrencilerimiz kayıt yaptıracaklar. Bir an önce, hiç zaman geçirilmeden öğrencilerin bir kez daha mağdur edilmemesi için artık barınma sorunu yaşamayacağını öğrencinin ve ailesinin bilmesi lazım. Yurt başvurusunda bulunan öğrencilerinin tamamının yurt ihtiyacı devlet tarafından karşılanması lazım. Asla cemaat ve tarikat yurtlarına mahkum edilecek öğrenci ortada bırakılmaması gerekiyor. Tüm yurtlarda öğrencilere ücretsiz internet servisi sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencilerin beslenme sorunu çözülmelidir. Yurtlarda ve üniversitelerde doyurucu, sağlıklı ve ücretsiz yemek verilme politikası şimdiden
duyurulmalı ve hayata geçirilmelidir. Burs başvurusu yapan öğrenciler titizlikle incelenmeli ve ihtiyaç sahibi tüm öğrencilere kredi değil burs verilmeli. Çünkü öğrenci eğitim hakkından yararlanması için ekonomik koşulları yoksa devlet, sosyal devlet bunu sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca konu eğitim olduğu için öğretmen açığının kapatılmadığını biliyoruz. Buradan bir çağrı da Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e yapmak istiyorum. Son olarak öğretmenlerimizin kangren olmuş sorunlarının bazılarını da hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz geçen yıl 90 bini aşan ücretli öğretmen çalıştırıldı. Dün kabine toplantısından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Her 5 ders saatine 1 saat daha ekliyoruz dedi. Ücretli öğretmen çalıştırmayı bugünden yine kafasına koymuş. Ücretli öğretmen çalıştırarak bu sorunu çözemezsiniz. Ücretli öğretmen politikasından derhal vazgeçmeniz lazım. Öğretmen atama ihtiyacını karşılamanız gerekiyor. Bugün derhal 20 bin atamayla bu sorunu çözemeyeceğinizi biliyorsunuz. En az 60 bin öğretmen ataması yapılmalı. Ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli. Ücretle çalışan öğretmenlerin haykırışı şu: bizim ücretlerimizi artırarak sorunlarımız çözülmez. Biz sizden ücret artışı beklemiyoruz. Biz sizden atama bekliyoruz diyorlar. Dolayısıyla Sayın Mahmut Özer, bu çığlığı duyun. Bu çığlığı duymak zorundasınız. Eğer siz bu dönem bu çığlığı duymazsanız Millet İttifakı'nın iktidarında zaten bu sorun çözülecek. Ayrıca 2019 ve 2020 KPSS mağdurları var. Bu da çözüm bekleyen bir sorun. Keyfi uygulamalarla atama hakları ellerinden alınan öğretmenlerimizin sorunları ivedilikle çözülmelidir. Sadece 2020 KPSS mağduru öğretmen sayısı 20 bin. Bu sayı devlet açısından çok büyük bir sayı değil. 2019'da birikmiş bir sorun var KPSS mağdurlarında. 2020'de bu sorun daha da kangren haline geldi. 2021 ve 2022 bu sorunu derinleştiriyor. KPSS mağduru öğretmenlerin bizden talebi şudur: Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu da gündeme getirsin. Bu konu gündeme geldiğinde siyasal iktidar çözmek durumunda kalıyor diyor. Biz de onlara diyoruz ki bu konuyu yıllardır gündemde tutuyoruz. Hem mülakat sorunu hem atamada yetersizlikler, öğretmen alımları konusundaki adaletsizlikleri gittikçe derinleştirmektedir. Bu sorun çözülmeden, öğretmen ihtiyacı karşılanmadan 2022-2023 eğitim öğretimi sağlıklı bir şekilde başlaması mümkün değildir. Öncelikle öğretmen, okul, derslik ihtiyaçları karşılanmalı. Daha sonra da eğitim öğretime hazır olduğumuzu hem öğrencilerimize, hem velilerimize, hem de öğretmenlerimize duyurmalıyız. Öğretmenlerimizin bir başka sorunu daha var. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik uygulaması başladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Anayasa Mahkemesi'ne bu konuda itirazlarımızı yaptık. Anayasa Mahkemesi konuyu esastan görüşüyor. Şimdi bu yaz dönemi uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik için sınav yapılamaz. Çünkü bunun altyapısı yok. Öğretmenleri öğretmenler odasında ayrıştıran uygulamadan vazgeçin. Zaten öğretmenlik mesleği uzmanlık mesleğidir. Uzmanlık mesleğini bir kez de sınavla yandaşlarınızı uzman öğretmen, baş öğretmen yapmak için bir uğraş içerisine girmeyin. Yapılması gereken çok açıktır. Laik, bilimsel, kamusal bir eğitim anlayışının öğretmenle mümkün olduğunu, okullarla mümkün olduğunu biliyoruz. Bunları gerçekleştirirsek ne öğrencilerimiz mağduriyet yaşar, ne öğretmenlerimiz mağduriyet yaşar, ne de öğrenci velilerimiz kaygı içerisinde olurlar. Bu sorunların çözülmesi için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak elimizden gelen her türlü çabayı ve mücadeleyi yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz. Bu konuda mağdur olan
eğitim dünyasının tüm bileşenlerine çağrım şudur. Sorununuza sahip çıkın. Çözmeyenler çözmek zorunda kalacaklar. Eğer çözmezlerse mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sorunlar hak ettiği ölçüde ayrımsız bir şekilde eğitimde fırsat eşitliğini yaratacak bir şekilde çözülecek diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler arkadaşlar.